Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Opel Astra Hatchback'in 2020 ve 2021 model fiyatlarının karşılaştırılması ve Ocak ayına özel indirim fiyatları ve paket özelliklerini sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve ilk modelimizi 1.2 benzinli 6 ileri manuel şanzımanlı ve 145 beygirlik bir güce sahip olan Edition donanım seviyesindeki aracımız. Bu aracımızın teknik özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, aracımız dediğim gibi tam 145 beygir şanzımanı olarak 6 ileri manuel şanzıman. Torkuna bakacak olursak 225 Nm'lik bir torka sahip. Yakıt tüketiminde şehir içinde 5.2, şehir dışında 3.8 litrelik bir yakıt tüketimi gözüküyor diyebilirim. 0 ile 100 km hızlanma süresi ise 10.3 saniye. Maksimum hızı 220 km/saat olduğunu söylemek istiyorum. Boş ağırlığı olarak gerçekten dolu bir araç. Yaklaşık olarak 1.2 ton, yani 1205 kilo civarında bir ağırlığı var. Edition paketin güvenlik sistemlerine bakacak olursak ABS, ESP, yokuş kalkış, virajda fren kontrolü, hat denge kontrolü, virajda denge kontrolü, yani arkadaşlar bir sürü güvenlik özellikleri var. Ön yan perde hava yastıkları, yolcu hava yastığı, devre dışı bırakma özelliğinden tutun da her şey bu araçta mevcut, bas paketi olmasına rağmen. 16 alışımlı teknik gri jantlar geliyor bu araçta arkadaşlar. Bunda maalesef LED stoplar yok. Bir diğer paketinde mevcut, bu pakette bulunmuyor. Hız sabitleyici, ön kol dayama, ışıklı makyaj aynalarından tutun arkadaşlar, otomatik yanan farlara, elektronik el freni, yağmur sensörü, yani bas paket olmasına rağmen araç gayet dolu bir paketten oluştuğunu sizlere söyleyebilirim. Peki bu aracın fiyatı ne kadar? Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Bu aracın hem 2020 modeli hem de 2021 yeni modelinin fiyatları var. 2020 modelinde arkadaşlar bu fiyat normalde 279.500 liradan satılıyor ama Ocak ayına özel anahtar teslim fiyatında bir indirim yapmışlar. O da 227.000 liraya geliyor 2020 modeli. 2021 modele geçtiğimizde ise 279.500 iken bunu da 227.900 lira. Yani arkadaşlar arada 900 liralık komik bir rakam farkı var 2020 ile 2021 model arasında. Fiyatları şu anda kampanyalı. Evet arkadaşlar, ikinci modelimize gelecek olursak 1.4 benzinli 7 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle 145 beygirlik güce sahip olan GS Line paketli donanım seviyesindeki aracımıza gelelim. Evet arkadaşlar, GS Line paketin teknik özelliklerine bir bakacak olursak 145 beygirlik bir motor gücü, 236 Nm'lik bir torka sahip olduğunu söyleyebilirim. Şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketiminden bakacak olursak da şehir içinde 6.3, şehir dışında ise 4.3 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Aracın ağırlığı, yani boş ağırlığı ise 1270 kilo. Bence aracın ağırlığının çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle yol tutuşu açısından bu araç gayet iyi bir ağırlığa sahip. Donanım özelliklerine de geçecek olursak, Edition pakete ek olarak arkadaşlar şerit koruma özelliğiyle aktif şerit takip sistemi bu araçta gelmiş. Otomatik fren özelliği burada gelmiş arkadaşlar. Yaya algılama, ön çarpışma ikazı bu pakette var. Takip mesafesi göstergesi de bu pakette bulunduğunu söyleyebilirim. Edition paketi ek olarak arkadaşlar otomatik kararan dikiz aynası da bu pakette mevcut olduğunu söyleyebilirim. 8 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu var. Elektrikli ayarlanabilir sürücü bel desteği, anahtarsız giriş çalıştırma, ön koltuk sırtlarındaki cepler arkadaşlar. Kısacası arkadaşlar aracın gayet dolu bir paketi olduğunu söyleyebilirim. Peki bunun fiyatı ne kadar? 2020 model fiyatı normalde 316.900 TL iken 292.500 TL bir anahtar teslim fiyatında indirime gidilmiş. 2021 modele geldiğimizde yine 316.900 liralık bir normal fiyat görürken anahtar teslimde 310.600 liralık bir fiyat gördüğümüzü söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, sıra geldik tek dizel Opel Astra Hatchback'li aracımıza. 3 paket seviyesinde dizel motorlu aracımız sunuluyor arkadaşlar. İlk önce dizel motorlu aracımızın bir teknik özelliklerine bakalım. 122 beygirlik bir güce sahip 1.5 turbo dizel arkadaşlar. 9 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor.
285 Nm'lik de bir torka sahip aracım. Boş ağırlığı 1296 kilo. Yakıt tüketimine de gelecek olursak şehir içinde 5.3, şehir dışında ise 3.5 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Evet arkadaşlar, benzinli iki motordaki donanıma ek olarak, yani bunlar da dahil Edition'la Gas Line pakette, dizel de dahil, ekstra olarak Elegance paket gelmiş. Ya bunun bir üst paketi arkadaşlar. Elegance paketi, Gas Line pakete ek olarak trafik işareti tespit sistemi bulunuyor. Kör nokta uyarı sisteminin de bulunduğunu söyleyebilirim. Yeni teknolojik LED ön farların bu pakette olduğunu söyleyebilirim. Krom kaplı cam çerçevesi var arkadaşlar. Elegance özelliği yarı deri yarı kumaşta koltuk bulunuyor. Piyano bilek iç detaylar yine bu pakette mevcut. Arka kol dayama ve katlanabilir arka koltuklar bu pakette geliyor arkadaşlar. Dijital gösterge paneli var bu pakette. En önemlisi dijital geri görüş kamerası var arkadaşlar. Tavan anteni, böyle köpek balığı yüzgeci şeklindeki bir tavan anteni bu paketimizde mevcut. 6 yönlü ayarlanabilir yolcu koltuğu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi araç gayet full bir pakete sahip. Yani isteyip istemediğiniz her türlü özellik var. Peki bu aracın fiyatları ne kadar? 2020 modeldeki Edition paket fiyatıyla başlayalım arkadaşlar. Edition paket, bas paketi dizelin 327.900 liradan 294.000 liraya bir kampanya düzenlenmiş. Gas Line paketi ise 333.900 liradan 308.500 liraya kadar bir düşüş. Elegance, yani en üst paketinde ise 359.600 liradan 344.800 liraya kadar bir indirim söz konusu. 2021 modele geçtiğimizde ise Edition pakette 327.900'den 321.600 TL'ye bir düşüş var. Gas Line pakette 333.900 TL'den 327.600'e, Elegance pakette ise 359.600 TL'den 353.300 TL'ye kadar bir indirim söz konusu diyebilirim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Opel Astra Hatchback'in 2020 ve 2021 model fiyatlarıyla paket özellikleri hakkında sizlere bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yorumlarınızı yorum kısmından bekliyorum. Sormak istediğiniz bir soru varsa oradan konuşabiliriz. Siz bu aracı alır mısınız? Opel Astra hakkında ne düşünüyorsunuz? Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş değmesin.